Cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Polis İsa Uslu'nun bir haftadır kayıp olduğu bilgisine ulaştı ancak ortada şüpheli bir durum vardı. Uslu'nun eşi kayıp ihbarı yapmamıştı. Bu bilgi polisi katil zanlılarına ulaştırdı. Evdeki kan izleri polisi katil zanlısına ulaştırdı. Evinde öldürülen 41 yaşındaki İsa Uslu'nun cansız bedeni boş bir arazide yakılmıştı. Uslu'nun 17 yaşındaki Suriyeli karısı da kayıptı. Onun sevgilisiyle birlikte Mardin'de bulunmasıyla Uslu'nun ölümündeki sır perdesi kalktı. Hurdacılık yapan 41 yaşındaki İsa Uslu eşinden boşandı ve bir süre sonra 17 yaşındaki Suriyeli Asıl'la dini nikah kıydı. Nikahtan bir süre sonra hurdacı ortadan kayboldu. Onu hiçbir yerde bulamayan yakınları tam ondan ümidi kesmek üzereyken 3 Haziran 2017 tarihinde polise yanmış bir erkek cesedi ihbarı geldi. O yanmış ceset 41 yaşındaki İsa Uslu'ya aitti. Polis cinayetin üzerindeki sır perdesini aralamak için harekete geçti. Polis geçmişe dönük kayıp başvurularını inceledi. 17 yaşındaki Suriyeli gelinin 41 yaşındaki hurdacı kocası hakkında kayıp başvurusu yapmadığını görünce de ondan şüphelendi ve Suriyeli gelini yakın takibe aldı. Evde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Suriyeli gelinin 22 yaşındaki Suriyeli bir gençle ilişkisi olduğu tespit edilince cinayeti ikisinin işlediği ihtimali güçlendi. Polis iki şüpheliyi Mardin'de gözaltına aldı. Suriyeli gelin ifadesinde cinayeti anlattı. İddiaya göre 41 yaşındaki hurdacı kocasını önce başına vurduğu çekiç darbeleriyle öldürdü. Ardından da Suriyeli sevgilisi ve onun erkek kardeşiyle birlikte boş bir alana götürüp kocasının cesedini yaktıklarına itiraf etti. O ifadenin ardından polis cansız bedeni taşımaya yardım ettiği belirlenen üçüncü bir kişiyi daha gözaltına aldı. Üç şüpheli kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.